YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ben bütün öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Gerçekten sınava hazırlanmak kadar tercih dönemi de çok önem arz ediyor ve kritik kararların ve doğru adımların atılması gereken bir süreç. Bu süreçte öncelikle şunu söyleyebilirim. Tercih 27 Temmuz itibariyle başlıyor ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Sınava 3 milyon 527 bin öğrenci başvurdu. Ancak bir kısmı sınava katılmadı. Yine de ciddi bir kitle var ve tercih yapacak ciddi bir kitle var. Bu sene belli yığılmaların olmasını bekliyorum. O yüzden profesyonel destek alarak öncelikle öğrencilerimizin tercih yapmasını istiyorum. Tercih yaparken 24 tercihimiz var. Öğrencilerin tercih sıralaması oluşturmada önceliklerini istek sıralarına göre yapmalarını istiyoruz. Yani puanım işte şu kadar, işte ilk 100 bindeyim. 100 bine denk gelen bölüm hangisi ise orayı yazayım yaklaşımı gerçekten bizim rehberlik olarak çok doğru bulmadığımız bir şey. Çünkü öncelikle öğrencilerin mutlu olacakları ve sevdikleri, ilgi ve yönelimlerinin olduğu alanlara yönelmelerini istiyoruz. Bu birinci koşul, tercih listesi oluşturulurken istek sıralamanızı yapınız diyorum. İkinci olarak dikkat etmeleri gereken şey şu, tercih yaparken öğrenci kendi başarı sırasına göre hareket etmeli. Puana göre değil, başarı sırasına göre tercih yapılmalı. Bunun için önemli, bu çünkü bir bölüm bir önceki yıl hangi başarı sırasında kapatmışsa, sonraki yılda genel yaklaşım, genel işte tercih eğilimleri o aralıkta olacağından çok ciddi oynamalar olmayabilir normal rutinde. Ancak bu sene özel bir sene, bu sene hiç yaşanmasını istemediğimiz ama 6 Şubat'ta maruz kaldığımız bir deprem gerçeğimiz var. Ve deprem sonrasında biliyorsunuz hem LGS'de hem YKS'de ikinci dönem konuları müfredattan çıkarıldı. Yani öğrencilerimiz sadece birinci dönem konularından sorumlu oldular. Bu nasıl bir sonuç doğurdu? Bu öncelikle öğrencilerimize daha az üniteyi, daha çok zaman dilimi içerisinde çalışma fırsatı sağladı. Ve sınavda bu minvalde kısmen, nispeten daha kolay oldu. Aşağı yukarı netler birbirine yakın. Yani özellikle 200 ile 300 puan arasında ciddi bir yığılma olduğunu biliyoruz. Belki biraz daha genişletilebilir. Dolayısıyla öğrenciler tercih yaparken muhakkak bu sene yığılma olduğunu dikkat ederek tercih listesini ona göre oluşturulmalı. Ne demek bu? Örneğin 100 bininci sırada olan bir öğrencinin tercih yaparken sadece 100 bindeki yeri yazmamasını öneriyoruz. Olabildiğince tercih aralığını, başarı sırası aralığını geniş tutması gerekiyor. Yani 100 binde ise örneğin işte 50 bin 60 binlerden başlayarak ilk tercihlerini biraz puanının üzerinde, sıralamasının üzerinde yerler tercih ederek oluşturmalı. Ama genel ağırlığını 100 bine yakın kapatmış, bir önceki seneki taban puanı 100 bine yakın olan yerleri koyarak oluşturmalı ve en sonda da garanti tercih diyeceğimiz ve hem öğrencimizin istediği ama başarı sırası olarak da kendi puanının altında olan yerleri yazarak tercih listesini bu şekilde oluşturmasını öneriyorum. Yani 24 tercihin tamamının yapılması zorunluluğu tabii ki yok. İstediği yeri yazsın, gerekirse 5 tercih, 8 tercih de yapabilir. Ama ne kadar çok bölüm yazılırsa o kadar garanti oluyor tercih listesi. Ona göre daha ehemmiyetli, daha doğru oluyor. Bunu söylemek isterim.